Zeka oyunu 9. 3 boyutlu yol sayımı. Yol sayımı oyununu 3 boyuta genişletmeye çalışalım. Diyelim ki 3'e 3 boyutlarında bir küpümüz var. 3'e 3'te tutuyorum ki işlemler iyice dallanıp budaklanmasın. Elle çizeceğim. Çizim aracı kullanmıyorum çünkü yoksa kullansa mıydım? Küp önden böyle görünüyor. Burası küpün ön yüzü. Böyle bir derinliği var. Aşağı indim, geri geldim. Bu 3'e 3 bir küp. Rubik küpü gibi. Daha güzel çizebilirdim ama bu da işimizi görür. Evet, işte böyle. 3'e 3 ebatlarında bir küp. Amacımız, arka solda bulunan bu küpten, yani arka sol üst köşedeki bu küpten, ön sağ alt küpe ulaşmak. Amacımız bu. Burayı da bu sarıya boyayacağım. Amaç bu. Ve herhangi bir küpten başlayarak 3 hareket yapabiliyoruz. İleri gidebiliyoruz. Yani ön tarafa doğru ilerleyebiliyoruz. Aşağı inebiliyoruz. Aşağı inebiliyoruz. Veya sağa geçebiliyoruz. Buraya çizemiyorum. Ama buradan gösterebilirim. Yani tıpkı iki boyutlu problemde olduğu gibi, sadece varış noktasına doğru hareket edebiliyoruz. Buradan böyle aşağıya inip, aşağı inip öne gidebiliyoruz ama yukarı çıkmamız yasak. Yani her adımda arka sol üst köşedeki bu küpten ön sağ alt köşedeki bu küpe biraz daha yaklaşıyor olmamız lazım. Soru yine aynı. Buradan buraya kaç farklı yoldan ulaşabiliriz? İsterseniz videoyu duraklatıp önce bir kendiniz deneyin. Çünkü ben anlatmaya başlamak üzereyim. Kendi başınıza denediyseniz fark etmişsinizdir ki şekli gözde canlandırmak bayağı bir zor. Tamam. Böyle bir şekil çizebiliyoruz ama bir de bunun içi var. Yani böyle üç boyutlu bir küp akılda nasıl canlandırılabilir ki? En kolay yol her katı ayrı ayrı düşünmek. Biz de öyle yapacağız. Bu pembe kata birinci kat diyelim. En üstteki pembe kat birinci kat. Ne yaptığımı şimdi anlayacaksınız. Bu katta mor olsun. Son olarak bir de turuncu katımız var. Yani bu kat. Şimdi bu katları ayrı ayrı çizebiliriz. Pembe kattan başlayalım. Pembe kat şöyle bir şey olacak bari elde çizmeyeyim. Yok, böyle değil. Diğer aracı kullanmam lazım. Evet, pembe kat bu. İçindeki kareleri de çizelim. Böyle, böyle, böyle ve böyle. Ortadaki kat mordu. Onu da çizeceğiz. Böyle bir şey işte. Küpü dilimlere ayırıp her dilime yukarıdan baktığımızı düşünebilirsiniz. Yaptığımız şey bu. Problemi gözümüzde canlandırmaya çalışıyoruz. Mor kat da böyle bir şey. Ve son olarak turuncu kat. Evet, turuncu kata geçtik. Şöyle. Problemi çözmek için neredeyse hazırız. Olduğu kadar. Bu şekillerin neyi temsil ettiğini tekrar ediyorum. Bu katı ki birinci kat demiştik, birinci kutuyla temsil ediyoruz bu kat, ikinci kat. O yüzden kutunun üstüne de 2 yazıyorum. Çok küçük yazıyorum ki yol numaralarıyla karışmasın. Burada da üçüncü kat, yani bu. Tereddüte mahal bırakmamak için söylüyorum. Başlangıç noktamız olan bu köşe, buraya tekabül ediyor. Üst katın tamamını böyle gösterdiğimiz için, bu köşe üst katın sol arkası oluyor bitiş noktamız olan ön sağ alt köşede buraya denk geliyor. O halde, buradan buraya kaç farklı yoldan ulaşabiliriz sorusu şuna dönüştü. Buradan buraya kaç farklı yoldan ulaşabiliriz? Şimdi, tek bir kat içinde kalalım. Bu kutuya ulaşmamızın kaç yolu var? Yapabileceğimiz tek şey, bu noktadan doğruca bu noktaya geçmek. Yani, tek bir yolla ulaşabiliyoruz. Bu hareket, buradaki bu hareketle tam olarak aynı. Bu kutudan, bu kutuya geçmekle aynı şey. Aynı şekilde, bir adım daha ilerleyebilirim. Bu kutuya ulaşmanın da tek bir yolu var. Önce buraya, sonra oradan da buraya geçiyoruz gibi düşünün. Aynı mantıkla, bir sağdaki kutucuğa geçmenin de sadece bir yolu var. İki sağdaki kutucuğa da yine tek bir yoldan ulaşabiliyoruz. Şimdi, İki boyutlu yol sayım oyununu izlediyseniz hatırlayacaksınız ki, buraya ulaşmanın iki farklı yolu var. Mantık da şu. Çizerek de görebilirsiniz. Bir böyle, bir de böyle ulaşabiliyoruz bu kutucağa. Küpte gösterecek olursak, bir, iki. Tabi bu şekilde üzerinde daha kolay belli oluyor. Genel mantık şuydu. Herhangi bir kutucuğa kaç farklı yoldan ulaşılabileceğini bulmak için, o kutucuktan hemen önceki kutucuklara bakıyorduk. O iki kutucuğa ulaşmak için kullanılabilecek yol sayılarını birbirleriyle topluyorduk. Yine aynı mantıkla, buraya iki farklı yoldan ulaşabildiğimize göre, buraya üç farklı yoldan ulaşabiliriz. 2 artı 1, eşittir 3. 1 artı 2 eşittir 3. Ve 3 artı 3 eşittir 6. Demek ki başlangıç noktasından bu kutucuğa ulaşmanın 6 farklı yolu varmış. Şimdiye kadarki kısım 2 boyutlu problemde olduğundan çok da farklı değildi. Ama şimdi işler değişiyor. Şimdi... Sırayla yazmışım. Albuki o kata ait olan renkle yazmam lazımdı. Şimdi, bu kutucuğa kaç farklı yoldan ulaşabiliriz? Bu kutucuk. Bu kutucuk işte. Buradan başlıyoruz ve doğruca aşağıya iniyoruz. O kutucuğa ulaşmanın tek yolu bu. Sadece dümdüz aşağıya inebiliyoruz. Başka yol yok. Genişletelim. Bu kutucuğa ulaşmanın tek yolu dümdüz aşağıya inmek. O halde bu kutucuğa da sadece tek bir yoldan ulaşabiliriz. Yani tekrar doğruca aşağıya inerek. Demek ki buraya ulaşmanın da tek yolu varmış. Umarım bu temsili gösterimi anlayabiliyorsunuzdur. Bu en alt kat. Buradan başlıyoruz. Önce dümdüz buraya, sonra da buraya iniyoruz. O kutucuğa ulaşmanın tek yolu bu yani. Devam edelim. Şimdi işler ilginç bir hal almaya başlıyor. Peki bu kutucuğa kaç farklı yoldan ulaşabiliriz? Bir önceki iki boyutlu örnekte sadece tek bir yoldan ulaşabiliyorduk, o da bu kutucuk üzerindendi. Şimdi ise bu kutucuktan gelebileceğimiz yukarıdan da inebiliriz. Yukarısı neresi? İşte bu kutucuk. O halde bu kutucukla bu kutucuğu topluyoruz. Demek ki bu kutucuğa ulaşmanın iki yolu varmış. Peki ya bu kutucağı? Küpte görünmüyor bile, arkada kalıyor. Bu kutucağa kaç yoldan ulaşabiliriz? Bu taraftan gelmenin iki yolu var. Ve yine bir üst kutucuktan da inebiliriz. 2 artı 1 eşittir 3. Peki buraya kaç yoldan ulaşabiliriz? Arkadan bir yol, yukarıdan bir yol var. 2 eder. Simetriyi görüyorsunuz. Peki buraya? Buradan Doğruca öne doğru iki yol var. Bir yolda yukarıdan inmek. Bu bir yol yani. Burası iki. Bu kutucuktayız. Bu kutucuğa kaç farklı yolla geçebileceğimizi bulmaya çalışıyoruz. İki yol buradan var, bir yolda yukarıdan, üç eder. Geldik buraya. Bu kutucuğa hangi kutucuklardan geçebiliriz? Bundan, bundan, veya üstteki bu kutucuktan. O halde, 2 artı 2 artı 2 yani 6 yol var. Benzer şekilde buraya geçmek için de 6 artı 3 eşittir 9 artı bir de yukarıdaki 3 yolu kullanabiliriz. Yani bu kutucuğa ulaşmanın 12 farklı yolu varmış. Aynı mantıkla bu kutucuğa kaç yoldan ulaşabiliyoruz? Aynı katta 9 yol var. 6 artı 3 eşittir 9. Ama yukarıdan da inebiliriz. O da 12 yol eder. Peki bu kutucuğa kaç farklı yoldan ulaşabiliriz? Yani buradaki kutucuğa. Buraya ulaşmak için 12 yol vardı. Arkadan da bir 12 yol var. Ne yaptı? 24. Yukarıdan da bir 6 yol var. 12 artı 12, 24. Artı 6 eşittir 30. Herhalde oluşan düzeni görüyorsunuz. Buraya kaç yoldan ulaşabiliriz? 1 artı 2 eşittir 3. Peki buraya? 3 artı 3, yani 6 yoldan. Buraya kaç yolla ulaşabiliyoruz? 1 yol buradan, 2 yol da yukarıdan var. Demek ki 3 yolla ulaşabiliyoruz. Peki buraya? 3 arkadan, 3 yukarıdan, 6 yolla. Evet, geldik buraya. 3 artı 3 eşittir 6. Ama yukarıdan da inebiliriz. Bir altı da oradan 12 eder. Buraya ulaşmanın kaç yolu var? 12 artı 6 eşittir 18. Ama yukarıdan da 12 yolla ulaşabiliyoruz. 18 artı 12 eşittir 30. Evet, yine aynı mantık. Buraya bu iki kutucuk üzerinden ulaşmanın 18 yolu var. Ama yukarıdan da inebiliriz. O halde burası da 30. Peki bu son kutucuğa kaç farklı yoldan ulaşabiliyoruz? Bu yönde 30 yol var. Bu kutucuktan yani. 30 yol var. Arkadan da 30 yol var. 60 etti. Yukarıdan da bir 30 yol var. Demek ki 90 yol varmış. Dışına yazıyorum ki görebilesiniz. Bu kutucuktan bu kutucuğa 90 farklı yolla ulaşabiliyormuşuz. Geçen videoda binom teoremiyle bir benzerlik kurmuştum. Bu üç boyutlu örneği neye benzetebileceğimizi de siz düşünün. Çok karmaşık olduğu için matematik derslerinde hiç bahsi geçmeyen bir kelime söyleyeceğim. Trinom teoremi. Trinom teoreminin formülünü çıkartmaya çalışın. Bu teorem, x artı y artı z gibi ifadelerin en inci üstünü alabilmenizi sağlıyor. Bu küpü veya daha büyük bir küpü düşünerek, bu, 3'e 3 ebatlarında bir küp. Daha doğrusu, 3'e 3'e 3 ebatlarında. Ama siz n çarpı n çarpı n ebatlarında bir küp düşünün. Sonra keyfi ifadelerin üstlerini alın. Siz bunu bir düşünün. Sonuçta bu, gözünüzde canlandırabilmeniz için güzel bir problemdi. Bir öncekinden çok da zor değildi ayrıca. Videoyu bitirmeden önce, genel bir ilkeden bahsetmek istiyorum. Standart testlerde veya mantık oyunlarında çok iş gören bir ilke bu. Diyelim ki bu noktaya ulaşmak istiyorum ve bu noktaya ulaşmamın bir sürü yolu var. Yön belirtilmiş olmalı. Grafik teorisi mevzularına hiç girmeyeceğim. Neyse, yön belirtilmiş olmalı. Döngüye girmek de yasak. Çünkü o zaman belli bir noktaya sonsuz yoldan ulaşılabilir. Ve diyelim ki, buraya ulaşmanın x, Buraya ulaşmanın y, buraya ulaşmanın z, buraya ulaşmanınsa mesela a farklı yolu var. Alfabenin başına döndük. Yani bu büyük bir grafiğin küçük bir alt kümesi. Bir sürü başka bağlantı daha var diyelim. Biz grafiğin bu kısmındayız. Bu noktaya bağlanan tüm noktalar bunlar. Son iki zeka oyunundan öğrendiğimiz genel bir ilke var. Bu noktaya Kaç farklı noktadan geçebiliriz? Buradan, buradan, buradan veya buradan geçebiliriz. Tek yapmamız gereken yolları toplamak. Bu noktadan geçerek gelmenin x farklı yolu var. Bu noktadan geçerek gelmenin y tane farklı yolu var. Bu noktadan geçerek z farklı yolla gelebiliyoruz. Ve bu noktadan geçerek varış noktasına a tane yoldan ulaşabiliyoruz. O halde varış noktasına gelen toplam yol sayısı x artı y artı z artı a'dır. Tabi biliyorum bu tür sorular çok kolay değil. Bu tip problemler Amerika'da hukuk fakültesine giriş sınavlarında soruluyor. Ama bir kere mantığını çözdükten sonra gerisi geliyor. Hoşçakalın.